Gençler merhaba. Bu videoda radyo ve televizyon teknolojisi bölümünü inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Evet gençler merhabalar. Hemen bu bölümün iş tanımıyla başlayalım. Teknolojiye ilgi duyan, yerel veya ulusal medyada yer edinmek isteyen, televizyon ve radyonun alanı ile ilgili her türlü bilgi edinmek isteyen üniversite adaylarının tercih edebileceği bölümlerden birisidir. Buna Evet. benzer birçok bölüm var. İş olanaklarına baktığımızda mezunların en çok yer aldığı iş sahaları reklam şirketleri, yerel ve ulusal televizyon kanalları, radyolar, haber ajansları, prodüksiyon şirketleri, radyo istasyonları gibi alanlardır. Evet. Üniversite taban puanları. En yüksek puan ile alan üniversite İstanbul Üniversitesi olmuş. 258 puan, 771 bin sıralama. En düşük puan ile alan üniversite ise Kastamonu Üniversitesi olmuş. 198 puan, 1 milyon 602 bin sıralama. Tamam. Hocam KPSS Geçiş ataması yok. Oh. Evet. DGS geçiş hakkı olarak yine radyo ve televizyonla ilgili alanlara geçiş hakkı tanıyor. Onun dışında burada farklı gördüğüm bir mühendisliğe de geçiş hakkı tanıyor. Tamam. Onun dışında yeni medya, ayrıca yeni bölüm bu. Yeni medya 3 senelik bir bölüm. Ona geçiş hakkı tanıyor. Yani geçiş hakkı radyo ve televizyon programcılığı bölümüne göre daha iyi yerlere geçiş hakkı tanıyor. Ama şunu da bilmek gerekiyor arkadaşlar. Bu ve türevleri çok bölüm var. Onu da Anladım. belirteyim. Ya bu bölüm için de aynı yorumu yapacağım. Meraklısına yine bu dediğimiz iş sahasında bir şekilde hani ben evet ya ben tanıdıklar vasıtasıyla şudur budur kapağı atarım. Ben burada başarılı olurum diyen arkadaşlara önerebileceğim bir bölüm. Ama ben atıyorum 2 yıllık bir bölüm bitirdikten sonra evet garanti bir işim olsun diyenlere çok da önereceğim bir bölüm değil arkadaşlar. Ne diyeyim yani meraklısını küstürmek istemem. Evet. Ama hani puana göre bir illa bir yere yerleşelim diyecek arkadaşa da ya arkadaşım bunu yazma derim. Teşekkürler hocam. Gençler tercih danışmanlığı ve eğitim koçluğu desteği almak isterseniz açıklamaya mail adresi bırakıyorum. İletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.